Camlar bir sokağa fırladık. Bakar mısınız? Vallahi kar yağıyordu dedik bir görüntü alalım. Az önce çok güzel yağıyordu, şimdi biraz seyrekleşti. Hemen koşa koşa parka geldik. Sırf size böyle hem çekelim hem de bir yürüyüş yapalım dedik. Eskişehir Çamlıca'nın manzarası. Şöyle bir gösterelim size. Şöyle gösterelim. Burası bizim evin başındaki park. Belki yakında taşınabiliriz burada. Yani her şey nasip kısmet biliyorsunuz. Bahsettim zaten, enişteniz iş değişikliği yaptı. Nasip diyelim. Öyle bir açılış yapalım dedim. Ay ne kadar güzel, hava kırılmış. Gerçekten çok güzel. Yumuşak. Evet, yumuşamış. Böyle de daha önce parkı gezdirdim sizlere biliyorsunuz. Ama o yaz haliydi bu. Evet. Kış hali. Şu an kar yağıyor ince ince. Ay çok güzel. Şükür Rabbime biz de karı görebildik. Normalde Eskişehir'e çok yağmıyor. 2012'de, 2004'te çok güzel kar yağdı. Ondan sonra bir daha da o gün yağmadı. Ha, şey, yükseklere yağıyor, ayazını çekiyoruz. Böyle kar yağmıyor diye günlük güneşlik değil. Burada acayip bir ayaz oluyor. Evet. Bilen bilir Eskişehir'i. Ay, yani böyle canlar. Ay çok güzel valla. Enişteniz şimdi geldi, daha yukarı çıkmadan dedi gel bir yürüyüş yapalım. Öyle çıktık. Şimdi eve gideceğiz. Ben de kahvaltı yapmadım. Un kurabiyesi yapmıştık. Ondan birkaç tane yedim. Bunun üzerine bir çay sohbeti yaparız. Evet, işte. Evet. Çayım demlendi zaten. Artık kış gelince böyle. Yani. Her yerimizi kapatıyoruz. Maalesef bakar mısınız? Yapacak. Öyle bir fırlamışım ki. Montu geçirdim. Hemen ayaklarıma botları da giydim. Çıktım. Yani. Neyse bakalım, çay sohbetinde evde görüşürüz. Evet, eve geldik canlar. Çayım hazırdı zaten. Enişteniz aşağıdan seslenince. Aslında kar var ya, lapa lapaya döndü ama. Şansımız var. Şu an görünmüyor. Şey, kapıyı bir açalım mı? Kilitlidir. Evet. Görülüyor mu? Görünmüyor. Görünmüyor. Yani şansınıza. Şu an lapa lapa yağıyor. Biz dışarıdayken durmuştu. Ama şans. Hayırlısı. Tabii ki her şeyde var bir hayır. Ben iş değişikliği yaptım. Şöyle, ben bir iki tane kardeşim diyeyim. Onların yanında bir 5 yıldan fazla çalıştım. 5,5 yıl diyebiliriz. Sonra ayrılmamız gerekti. Birçok nedenden. O insanları da zor durumda, daha fazla zor durumda bırakmak istemedim. Yeni bir sayfa açtık. Kolay olmadı. Tabii insan üzülüyor. 5,5 sene olmuş sonuçta. Az değil. Seviyorduk kardeşlerimizi de Allah için. Onlar bizim için bir şeyler yaptı. Biz onlar için yaptık. Yani kötü de ayrılmadık Allah için. Ben hakkımı helal ettim. Onlar da ettiler herhalde. Ne bileyim. Aslında ben fabrikaya başlamak istiyordum. Hatta anlaşmıştık fabrikaya da. Ayın 1'inde iş başı yapacaktım. Daha sonra oradan ayrıldığım gün burada kahvaltı yaparken aradılar. Orada bir arkadaş vardı, bir çocuk. Sağlık nedenlerini öne sürerek işten ayrılmak istediğini söylemişti. Onun yerini alacaklardı beni. Güzel de olacaktı. Sonradan vazgeçmiş çocuk. Çıkmayacakmış. Bana öyle söylediler. Dediler arkadaş işi bırakmıyor şimdilik. Yani biz de sağlık nedenleri olduğu için idare ediyoruz, çıkartamıyoruz dediler. Beni beklemeye almışlar. Ben de şimdi ortada kaldım. Orayı da bıraktım. Şimdi geri dönmek de olmuyor. Birkaç kişiye haber saldık. Sağ olsunlar haber verdiler bize. Bir yerle görüşmek için. Konuştuk, görüştük, anlaştık. Hayırlısı böyleymiş. Oraya başladık ayın 1 itibariyle. Böyle yani gene fırın işi, hamur işine devam. Biz herhalde bırakamayacağız bu işi. Hamura bir kere bulaştık, bırakamayacağız. Seni seviyorlar ya. Ya şimdi eli de gerçekten de şimdiye değil lezzetli. Özel siparişler üzerine de yapıyor. O yüzden yani... Sadece ben değil, yiyen herkes beğeniyor. Bir de malzemeden kaçmıyor eşim. Böyle de bir şey var.
O yüzden yediğiniz daha da lezzetli geliyor. Şimdi malum her şeye zam geldi. İster istemez insanlar kısıtlamaya gitti. Yani insanlara da haklı şimdi. Tabii. Yani şimdi tabii. Kış geldi mesela, biz iki kişiyiz. 960 lira doğalgaz faturası var bize. Arkadaşlar. Şimdi bütün odaları yakan insanların durumunu ben düşünemiyorum yani. Çocukları olan. Yani 1200, 1000, 1100, 1200'den aşağı gelmiyordur. Allah yardımcısı olsun herkesin. Zor. İşverenlere de zor, çalışanlara da zor. Zor bir zamandan geçiyoruz açıkçası. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Ne diyelim yani, bundan ilerisini yani göremiyoruz. Eskiden dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bir alışverişe gittiğimiz zaman mesela toplu alışveriş yapıyorduk. Aylık, aynen, haftalık, 10 günlük alışverişler yapıyorduk. Şimdi maalesef yapamıyoruz, günlük yapabiliyoruz. Yemek yapacağız, bir yemeklik et alabiliyoruz. Bir yemeklik tavuk alabiliyorsun. Eskiden mesela buzluğunu doluyordun, tavuk da etti, pahalı arkadaşlar. Şimdi tavuğu da zor alıyorsun. Hani bazıları için gerçekten bir tavuk, bir et, kıyma almak çok zor olmayabilir ama gerçekten alt tabaka insanlar için çok zor. Biz bir de iki kişiyiz. Yani. Çoluğu çocuğu olanlar var, okula gönderiyorlar. Bir dünya masraf. Zor, çok zor. Yani. Allah yardımcıları olsun, herkesin yardımcısı olsun. Yani biz şu an bir mutfak, yattığımız işte misafir odası, bir de banyo. Aralarda petek yok bizim. Düşünün, 3 yerde yanıyor. 900 küsür. Yani hemen hemen 1000 lira diyelim. Ve çok aşırı yüksekte de yakmıyoruz. 45. Yani Allah sonumuza hayır etsin, ne diyelim. Amin, amin. Aslında hani lapa lapa yağarken enişteniz geldi. Hemen inin aşağıya dedi. Çabuk çabuk, daha eve çıkmadan. Gittik parka. Çok güzeldi ama maalesef ki şu an eve girdik. Lapa lapa da kar yağıyordu. Durdu. Ha, durdu işte. Ara ara yağıyor. Muhtemelen daha da çoğalabilir. Denk gelirsek sizin için çıkmaya çalışırız. Yani yağması da gerekiyordu. Yani sizlere de çok fazla sıkmak istemiyoruz. Ben kendimden söyleyeyim mesela. Benim de YouTube kanalım var. Şimdi bir süre ara verdim. Çünkü neden ara verdim? Şikayet etmek gibi olmasın ama şimdi kanal sahipleri bizi çok iyi anlayacaklardır. Şimdi bir 5 dakikalık bir videonun hazırlanması inanın en az 2,5-3 saat. Yani sizin şu 5 dakikada izlediğiniz, hatta 5 dakikayı izlemiyor bile çoğu insan. Atlatıp geçiyorlar. Kanal sahipleri de yapıyor bunu maalesef. İzledik diyorlar, izlemiyorlar. Gerçekten izleyenler vardır, lafım yok ama yani zaten şimdi belli oluyor izleyenler. Şimdi bir video paylaşıyoruz mesela 5 dakikalık. 150-200 görüntüleme var. Ama 5 dakikalık videonun görüntülemesi maalesef 1 dakikanın altında. Aynen, aynen. Ben bu yüzden hani verdiğim emeğin karşılığını göremediğim için bir süre ara verdim. Kanalı dondurmadım ama biraz ara verdim. Yaklaşık 2 aydır falan video atmıyorum. Benden önce açmıştın. Yani normalde. Eşimden önce açtım. Eşim bana yaklaştı. Benim 436 abonem var. Eşimin 425. Onun avantajı var. Her gün atmaya çalışıyor. Atıyor daha doğrusu. Ben haftada 2 gün atıyordum. Bakalım. Hayırlısı inşallah. Önümüzdeki günlerde belki devam edebilirim. Böyle. Yani sizden ricamız. Şimdi ben normal izleyicilere lafım yok. Onlar izlemiyorlar. İşte atıyorum 5 dakikalık videoyu aldatıp geçiyor ama kanal sahipleri eğer gerçekten birbirimize destek olacaksak rica ediyoruz videoyu izlesinler. Hatta izlemelerine de gerek yok. Açsınlar bir kenarda oynasın yani. Onun size bir zararı yok. Diğer türlü gerçekten çok zararı oluyor. Hatta izlemeseler daha iyi. Öyle söyleyeyim. İzleyenlere değil bu lafımız. Gerçekten de izleyen şöyle söyleyeyim. Çok... Birkaç kişi. Açıkçası öyle birkaç kişi izliyor. Ya bak ben eşim diye söylemiyorum. Yemin ederim 20 dakikalık videoyu açıyor, izliyor. Ben kızıyorum. Hani insanlar seni izlemiyorlar, sen neden yapıyorsun diyorum. Emek verilmiş diyor. Doğrusu o ama bilmiyorum yani. Gerçekten insanlar çok samimi değiller.
İşin kötü yanı ne biliyor musunuz? Hani bir kişi yüzünden herkesi bir tutmuyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın, bunu da altını çizelim. Kimin o şekilde yaptığını anlayamıyorsunuz. Sorun bu. Hani atıyorum Ayşe, Mehmet, Hasan, Hüseyin fark etmiyor. Ben genel olarak konuşuyorum. Ama izleyenler kendilerini belli ediyorlar. Gerçekten de ediyorlar arkadaşlar. Bir de şunu da söyleyeyim. Sözüm sadece bazı kanallara, bazı kanal sahibi arkadaşlar gelip abone olduk diyorlar. Videoyu izledik diyorlar. Kanalımıza bekleriz diyorlar. Geliyorlar. Biz gidiyoruz. Abone oluyoruz. Pat. 10 dakika sonra bir bakıyoruz. Abone sayısı düşmüş. Yani abone olup kaçıyorlar. Çıkıp gidiyorlar. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu gerçekten çok saygısızca bir hareket. Yani. Hani kul hakkı denen bir şey vardır. Öyle insanlara lafım benim. Ben hakkımı helal etmem şahsen. İnsanların hisleriyle oynamak sonuçta zaman alıyorsunuz. Ya bu sonuçta şimdi YouTube'da çok bir para yok açıkçası. Hani sırf para için yapılan bir iş değil bu. Hobi. Ama insan şuna üzülüyor. Kullanılıyormuş gibi bir his geliyor yani. İnsanları kullanmak çok bence çok terbiyesiz, saygısızca bir hareket yani. Burada hepimiz kanalımız için savaş veriyoruz. Bir hobi olarak görüyoruz. Bizim öyle çok büyük abonelerimiz yok. Hatta daha şu an 1000 aboneyi bile bulamadık. 400 yani. Küsür. Çabamız hani 1000 olsun. En azından daha çok fazla kitleye hitap edebilim. Bir şevk olsun. Biz zaten 500. Abone geldiğinde ve 1000. abone geldiğinde bir sürpriz yapmak istiyoruz. Yani şöyle bir kutlama, bir pasta en azından. Bakalım. Her şeyin hayırlısı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bütün kanal sahiplerine başarılar diliyorum. Gerçekten çok çok güzel videolar yayınlıyorlar. Evet, evet, evet. Yani ben zevkle, keyifle dinliyorum. Hani yine söylüyorum, yine söylüyorum. Sadece böyle çürük elma misali o tarz insanlar, ben öyle diyorum, aramızda maalesef ki bulunuyor. Hani uyanık gibi zannediyorlar ama anlaşılıyor. Anlaşılmıyor zannetmesin kimse. İzlenip izlenmediği gerçekten de anlaşılıyor. Çünkü videoların izlenme süreleri var arkadaşlar. Buradan da takip edilebiliyor. Yani az çok takip edilebiliyor. Sadece abone olup ondan sonra siz gidiyorsunuz ziyaretine, abone olduktan sonra çaktırmadan çıkanlara lafımız. Yani bu hepimizin başına geliyor. Birçok emek veren arkadaşımın başına geliyor. Ama çok güzel kardeşler, ablalar, abiler kazandım. İyi ki varsınız. Baş tacısınız. Zaten bu videodan sonra bir daha da bu şekilde bir sitem duymayacaksınız bizden. Gerçekten antipatik de olmak istemiyoruz insanlara karşı. Sürekli dile getirip de artık yani bu belki 10. söyleyişimiz. Bundan sonra kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin yolunu açık eylesin. Herkese başarılar diliyoruz. Emek veren kimsenin ayağına taş değdirmesin inşallah diyelim. Bu videomuzda bu kadar olsun. Biraz sitemli, böyle tatlı sitemli olsun. Bizleri buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi ve cici bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.